Van'da keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos Dağı'na çarptı. İçerisinde bulunan ikisi pilot, beşi teknik personel, toplamda 7 kişi şehit oldu. Keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Mersinli polis memuru 28 yaşındaki Burak Derya'nın Anamur ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaştı. Şehidin Yıldırım Beyazıt mahallesindeki evinde acı haberi alan baba Özcan Derya ile anne Firdevs Derya büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken mahalleli ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin yarın Anamur'da toprağa verilmesi bekleniyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mersin'de de bir dizi etkinlik ve tören düzenlendi. Mersin Şehitliği ziyaretiyle başlayan etkinlikler Ulu Cami'de şehitler için mevlid okunmasıyla devam etti. Akşam Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Hep beraber unutmayacağız, unutturmayacağız ve şehitlerimize her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gazilerimize sahip çıkacağız ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkemize sahip çıkacağız. Sevgili Mersinliler, şanlı tarihimiz, vatanımıza, bayrağımıza ve tüm kutsalımıza uzanmaya yeltenen hain ellere asla geçit vermediğimiz, bu elleri kırdığımız destansı zaferlerle doludur. Dün ecdadımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisine verdiği bu mücadeleyi bugün de aynı ruh ve heyecanla milletçe yaşatmaya devam ediyoruz. Çok değerli Mersinli hemşehrilerim, her türlü darbeye karşı çıkmak demokrasiyi savunanların namus borcudur. Çünkü demokrasi bir toplumda bağımsızlığının, hukuk devleti anlayışının ve temel insan hak ve hürriyetlerinin teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi derinliği olan bir devlet geleneği üzerinde şekillenmiştir. Yüzyıllardır yaşadığımız kadim topraklar üzerinde var olmuş medeniyetlerin birikimiyle inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi mücadelesi değerlidir. 15 Temmuz darbe girişimi de demokrasinin ne kadar değerli bir kavram olduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu darbe girişimi Türk halkının basireti, feraseti ve cesaretiyle önlenmiştir. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in günün anlamına yönelik yaptığı konuşmalarla devam eden demokrasi nöbetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi alandakilere sinevizyonla ulaştırıldı. O gece darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara, saldırganların yöneldiği her yere akın akın koşan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Ben babamın aslan kahramanıyım. Güvenlik güçlerince yapılan ikna çabaları sonucu teslim olan terör örgütü üyesi genç Mersin'deki ailesiyle buluşturuldu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde 8 yıldır terör örgütü saflarında yer alan SY adlı örgüt mensubunun teslim olmasının sağlandığı ifade edilirken, şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne davet edilen ailesiyle buluşturuldu. Mersin-Adana seferini yapan yük treninde yangın çıktı.
Yük treninin orta bölümünde bulunan vagonlarından birinin alt bölümünden dumanlar yükseldiği Tarsus tren garından geçiş esnasında fark edildi. Bir anda yoğunlaşan dumanla birlikte olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Büyükşehir itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle vagonun alt kısmındaki mekanik bölümden çıkan ve ahşap olan noktalara sıçrayan alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Silifke ilçesi Çeltekçi mahallesinde yaklaşık 100 yıllık kerpiç bir evde yaşayan 6 kişilik Ercan ailesinin en büyük çocuğu Feyzi Ercan, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programı'nda öğrenimini sürdürüyor. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Feyzi Ercan, ortaokuldan liseye kadar 8 okul değiştirdi. Geçim sıkıntıları ve binbir zorluk karşısında yaşama tutunan gencin hedefi bahçe bitkileri bölümü okumak. Kitap desteğine ihtiyaç duyan Feyzi Ercan, sosyal medya üzerinden ulaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den kitap desteği istedi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kitapları Feyzi Ercan'ın evine ulaştırdı. Kaynak ihtiyacım varmış. Vahap Başkanımız da buna kayıtsız kalmadı. Sana kaynaklarını vallahi gönderdi. Sen de şaşırdın. Teşekkür ederim başkanıma. Buradan. Her zaman, ne zaman ihtiyacın olursa zaten sürekli iletişim halinde olacağız. Evet. Görüşürüz. Neye ihtiyacın olursa bizlere ulaşırsın tekrardan, olur mu? Tamam. Bunu da ben takdim edeyim. Eğitim hayatına da başarılar diliyoruz. Zaten sürekli takip halinde olacağız. Bunları da sürekli çözeceğiz. Tamam. Başkanıma işte sosyal medya yoluyla Facebook'tan ulaştım. Mesaj attım. Sağ olsun gördü. Geri dönüşü sağladınız siz de. Teşekkür ederiz hani. Normalde dönmeyecek diye bekliyordum. Beklenmedik bir şekilde cevap verdi. Teşekkür ederim, buradan selam olsun. Buradaki yaşamım genelde işte bitkilerle uğraşmakla, çoğaltmakla, o şekilde. Bitkileri seviyorum, süs bitkilerini özellikle. Atatürk çiçeği olmak üzere. Gece sefası, yasemin çiçeği. Aşığım açıkçası yani bitkilere. İleride yani büyük asıl hedef olarak kendimi geliştirebilirsem tabii. Tarım ve Orman Bakanı olarak görüyorum yani kendimi. Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve bir grup sporcu Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzecek. Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a adlı etkinliğe Kürşat Tüzmen'in yanı sıra yüzücüler Ahmet Nakkaş, Tarkan Tüzmen, Faruk İlgüy, Osman Akkuş ve Kubilay Çimen de katılacak. Katılımcılar 19 Temmuz'da Anamur ilçesinde aldıkları Türk bayrağını Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz'da Yavuz Çıkartma Plajı'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Yetkililerine teslim edecek. Türkiye Yüzme Federasyonu hakemlerinin gözlemci olarak takip edeceği 90 kilometrelik parkurda sporcuların sağlık durumları teknedeki sağlık ekibince izlenecek. Herhangi bir olumsuzluğa karşı sahil güvenlik ekipleri de ekibe eşlik edecek. Etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası spor oyunlarında maruz kaldığı ambargolara da dikkat çekilecek.